Bak yine bakayım. Tamam. Tamam. Derdi derdi hani şimdi bir paranama zarar. Tamam. Normal oku. Tamam. Normal. Ben halk eğitime giderek bunun eğitimini aldım, öncelikle onu söyleyeyim. Tamamen hani çok pratik konuşamıyorum açıkçası ama öğrencilerimizle bunu burada birlikte pekiştirdik. Ben onlara öğrettim, onlar bana, ben onlara Kur'an eğitimi verirken onlar da bana işaret dilini geliştirmemi sağladılar aslında. Yani zor, onlarla zaten iletişim kurması biraz daha zor. Ama bunu zamanla açtık, Kasım ayında başladık biz bu eğitime. Zamanla açtık, birbirimizi tanıdıkça da daha da ilerledi. Onlara tabii ki işaret diliyle eğitim vermek zorundayız. Normal bir alfabeyi Elif, B, T, S diye götüremiyoruz. Onun el hareketleri var, el işaretleri var. Onlarla birlikte devam ediyoruz eğitimimize. Daha sonra tecvidi ilerleyen zamanlarda da inşallah surelere geçeceğiz onlarla. Şimdi öğrencilerimizin bir tanesi biliyordu. O tamamen öğrenmişti. Burada 3-4 sene öncesinden bir kurs daha açılmıştı. Ondan sonra hoca hanım yurt dışına gidince sekteye uğradı. Daha sonrasında o öğrencim diğerlerini zaten. Burada bir grupları var, engelli grupları, işitme engelli. O arkadaş öncülük yapıyor bunlara. O biliyordu zaten. Onunla biraz daha tecvid konusunda ilerledik. Ama diğer öğrencilerimize Elif B'den başladık. Diyanet İşleri Başkanlığı da yeni bir cüz çıkardı onlara, işitme engelli cüzü diye. O cüzle birlikte Elif B'den başlayarak yavaş yavaş öğrettik. En son bir ay öncesinde Kur'an töreni yaptık öğrencilerimize. Hep birlikte Kur'an'a geçenlerle birlikte Kur'an törenimizi de yaptık. Bundan sonrası için ilerliyoruz. Bugün itibarıyla da kursumuzu sonlandırdık. Ama seneye inşallah kaldığı yerden devam edecek. Öğrencilerimiz sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun. Çalışan bayanlar. Bir tanesi sadece evden geliyor. Çalışan bayanlar 5'te işten çıkıp 5.30'a buraya yetişiyorlar. Ona rağmen hiçbir yorgunluk emaresi yok. Yani Kur'an öğrenmek hevesiyle, iştahıyla geldikleri için bir sıkıntı duymadık. Teşvik açısından şu anda hiçbir şey yapmama gerek yok. Onlar zaten beni teşvik ederek buraya geldiler. Ben korkarak başladım bu işe açıkçası. Başlama gereği hissettim. Zorunluluğu hissedince devamı geldi ama kapattırmadılar. Ben bunu bir ay öncesinde kapatacaktım. Kapattırmadılar. Yani kendileri çok istekli. Giresun Müftülüğü de bu konuda kurs açacak halk eğitim aracılığıyla. Hani öğreticilerimizin sayısını bay ve bayan olarak çoğaltırsak diğer arkadaşlara da ulaşma şansımız olacak. Benim adım Selda, soyadım Bay. Ben Kur'an öğrenmeye geldim Zeynep Hoca'dan. 9 kişiyiz. İkisi gelmedi. Tecvid öğrendim, memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar da gelecek inşallah diyor. Kur'an. Kur'an. Zor mu? Zor. Bak ses git. Ses git. Öğrendim. Kur'an. Ve dua. Yani tam zor olduğunu söylemiyor ama tecvid öğrendim diyor. Bunda biraz zorlanmış sadece. Hadi, ben şu anda.
Umre yarışmasına katılmıştı arkadaşımız. Kur'an yarışmasına. Orada Umre ödülü kazandı. Ve Umre'ye giden arkadaşlarımızdan ayrıca Selda. Tekrar inşallah bu sene de Ayşe Hanım'ı katacağız yarışmaya. Melek. Adım Melek. Ayşe Türk. Sever. Benim adım Semra, soyadım Bay. Bu alkışları size alkışlıyorum.